Cümleten selamun aleyküm dostlar. Bu videomun konusu folluklarımızı yaptık biliyorsunuz. Bugün de bu videomda hayvanlara follukların önüne özellikle ızgara sistemi yapacağım. Tabi aşama aşama çekeceğim. Follukların önü hem pis olmamış olacak hayvanlar, yani talaşımızı ne güzelce koyarsak dışarıdan uçmanın tozun pisliği girmemiş olacak. Telimizi şöyle 2x2 göz olarak aldım, yani hayvanın pisliği düşecek aşağıya. Ve hani buranın konumuna göre de 2 metre uzunluk 1 metre enine planladım. Tabi genelde bunu demirden yapıyorlar. Altı demir oluyor da. Şu anda o imkanlar dahilinde o yok. Ben ağaçtan planladım. Umarım başarılı olacağız. Aşama aşama çekmeye çalışacağım. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Tek başına olduğum için pek aşama aşama çekemedim. Çünkü sürekli malzemeye al gir çık, al gir çık. Bir de akşam yaptım bir gece operasyonu. Şimdi baştan sona şöyle ne yaptığımı anlatmaya çalışayım. Öncelikle follukların önü geçen gün sıkıntıydı. Hayvan buradan ne varsa, işte şu bölgede ne varsa birden taşıyordu yukarıya. Bundan dolayı bunun biraz zaten çok pislik olmuyordu. Bu taşımadan dolayı hem pislik folluk gözlerinde çok oluyordu, hem yumurta kirleniyordu. Ben de böyle amatörce en azından şimdilik kısa bir çözüm, yani zemin altlık sistemi, bunlar ciddi önemli şeyler. Kümesiniz için temiz oluyor. Temizlik artı hayvan pisliğe dokunmuyor. Yumurta ona göre keza temiz oluyor. Bit pire ona göre az oluyor. Artıları hemen hemen %100 olan bir şey. Benim zemin toprak. İşte toprak içinde. Zeminin toprak olmasından dolayı yapabileceğim şimdilik bu ızgara alıp ya profil ya da ağaçtı. Tabi ağacın da kendine göre eksisi olacak, şimdi o da inkar edemeyiz. Eksisi olduğu kadar artısı da muhakkak olacaktır. Zeminimiz dediğim gibi toprak. Şu anda toprak ama yine de profille yapılabilir. Onu ileride planlıyorum. İşte şimdi 2 metreli 5-10 tahtalar ölçtüm. Yaklaşık zeminden yükseklik 10 santim. Bu da buranın dolmasını çok uzun süre tutar beni yani. Uzun süre bunları bir daha oynamak zorunda kalmam. Onun haricinde aralara 90 santim. Çünkü bunlar 5'er santim geldiği için 90 santimlik bir tahta kestim. Araya attım. Fakat tahta da gece akşam karanlığında fazla çıkartamadım. Ondan dolayı da aralarına yaptım. Pirketle destekleme yaptım. Çünkü şöyle üstünde rahatça da gezilebiliyor arkadaşlar. Üstünde bu şekilde gezebiliyor. Toplamda aslında ben 12 tane bundan aldım. Yani 12x2 24 metrekarelik tel aldım. İşte şöyle 2 enine ise 1 metre. İşte göz çapı da az önce de dediğim gibi 2'ye 2 ve ideal, yani güzel aslında. 6 profil olabilse. Yani ne yaparsınız? İşte şurayı
Böyle kaldırırsınız, hemen altını kızağını çekersiniz pisliği. Dakikada çektikçe salarsınız. Ona göre suluğunuzu yerini konumlandırırsınız. Yani birçok şekilde alternatif yapılabilir. Ama daha ben geç kirleneceğini düşünerek de 10 santim boyunda bu şekilde yaptık amatörce. Zaten üzerinde pislikleri görüyorsunuz. O da benim dışarıda tahta aradım. Biraz çamurda şeyde onları almış gelmişim. Yani inşallah temiz yumurta, temiz bir görüntüye folluk kavuşur. İşte follukta yarın yine saman bulmaya çalışacağım. Çünkü talaş 3-4 ayrı mekan gezdim kısıtlı vakitte, ama yine de talaş yok. Kış mevsimi olduğu için talaşlar hep galiba sobacılar alıyor. Şöyle yarım çuval bir yerde azıcık varmış, adam verdi. Onu da biraz işlerini gezdirdim. Onun haricinde annem şöyle gölgeleme gibi yapmış. O da tavukların tabii ki hoşuna gidiyor. Ve de ben şuraya biraz daha folluk ekledim. İçlerini de temizleyeceğim. Bu şekilde siz de bu tabakadan alabilirsiniz. Tanesi 75 lira şu anda. 2x2 göz tel saç. Yani normal fiyat aslında. Fakat profil çok pahalı. Yoksa bu dört köşe dön, hemen vidayı at. Gerçekten basit bir işlem yani. Hani emin olun, kestirip gelseniz sehpa sehpa, üstüne vidalamasında hiçbir şey yok. Yapılabilir bir sistem. Yeter ki vakit olsun yani, hani kafa bastıkça yapılabilir. Şöyle zaten geniş açıda da görüyorsunuz. Pirketler şu şekilde. Onun üstünden de geziyor, gezilince eğilmiyor yani. Tabii daha kullandıkça göreceğiz. Yarın sabah en azından yumurta toplarken test edeceğiz. Yemlik koymayı şimdilik düşünmedim, ama aslında bir iki tane koyabilirim. Çünkü ciddi bir alan yani. 2 metrekareden 5 tane 10 metrekare yer kaplamış olduk. Ve hiç yemlik koymadım. Diğer taraflara yemlikleri şöyle yığdım. Tavukların da zaten birçoğu uyku halinde. Akşamın geç vakti oldu. Kümesimizi yavaş yavaş belli başlı bir standartlara kavuşturmaya çalışıyorum. En azından. Zaten bu sürede görüyorsunuz lohmanları hemen hemen çoğunu diğer kümese taşıdım. Burada bir 50 adet lohman var. Beyazlarımıza kaldı piyasa. Bundan dolayı da kümes daha az kirlenecektir. Yine kavuz ve işte talaş düşünmüyorum, ama kavuz da zaten şu anda tükenmiş. Bulabilirsek kalan yere de serpelediğimde uzun bir süre çok çok rahat edeceğimi düşünüyorum. Zaten dediğim gibi 12 parça ben bu gözden almıştım. Saçtan. Şu karşıya da yine aynı şekilde boş bir vakitte şu sistemin aynısını yapmayı planlıyorum. Bu malzemeyi aldık zaten. Bir şekilde ağaçlarını uydurup yine pirket yardımıyla o tarafı da şekillendirmeyi düşünüyorum. Şu gördüğünüz kırmızı yer gibi aslında tavukların
derler? Karaltı. Çok seviyorlar. Mümkün mertebe görüntüyü bozmadan ilk iki sıraya tamamını düşünüyorum. Elimde o malzemeden var. Falçata yardımıyla küçük küçük koridorlar tıraşlayarak yapmayı planlıyorum. Çünkü yani bu folukları bir şekilde bizim sevdirmemiz lazım. Kuytu olması lazım. Çünkü yığılma yapmamaları lazım. Bu hafta içinde birkaç gün ciddi derecede yumurtamız kırıldı. Bize eksi yazdı. O yüzden ben de alternatiflere yöneldim. Çünkü kırılan yumurtanın değeri ay sonunda belli oluyor yani. Hissettiriyor kendini. Bir mazottur, bir su gideridir, etkiliyor yani. Evet değerli arkadaşlar. Kümesimizi belli başlı standartlara güzel hale getirmeye çalışıyorum. Siz de kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Yine alternatif fikirler, alternatif düşünceler yoruma yazabilirsiniz. Maşallah demeyi unutmayalım. Herkese hayırlı huzurlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.